Medine'ye giriş Hz. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Vahaya 27 Eylül milattan sonra 622 pazartesi günü vardı. Medinelilerin Peygamber aleyhissalatu vesselam Kuba'ya geldiği için sabırsızlandıkları haberi geldi. Bu yüzden Hz. Peygamber Kuba'da 3 gün kaldı ve ayrılmadan önce İslam'ın ilk camisinin temelini attı. Cuma sabahı Kuba'dan ayrıldı. O ve arkadaşları onları bekleyen Hazreçli Beni Salim kabilesiyle namaz kılmak için Ranuna Uvası'nda durdular. Bu o zamandan itibaren yurdu olacak olan ülkede ilk kılınan cuma namazıydı. Beni Enneccar'dan bir grup akrabası onu karşılamaya gelmişlerdi. Bazı Kubalılar ise onu geçirmek için yola çıkmışlardı. Cuma namazını kılanların toplamı bunlarla birlikte yüzü buluyordu. Namazdan sonra Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Kesva'ya bindi. Ebu Bekir radıyallahu anh ve diğer Kureyşliler de develerine bindiler ve Medine'ye doğru yola çıktılar.'' sağlarında ve sollarında şeref koruyucular olarak ve verdikleri koruma sözünün boş olmadığını göstermek istercesine evsli ve hazreçli adamlar kılıçlarını çekmiş bir şekilde ilerliyorlardı. Bu kadar coşku dolu bir gün daha görmemişlerdi. Allah'ın Resulü geldi. Allah'ın Resulü geldi müjdesi yolu kaplayan kadınların, çocukların ve erkeklerin ağzında tekrarlanıyordu. Kesva, Medine'nin güneyindeki hurma ağaçları ve bahçeler arasından geçerken adımlarını yavaşlattı. Evler henüz çok az ve birbirinden uzaktı. Yavaş yavaş daha sık evlerin yer aldığı yerleşim bölgelerine yaklaştılar. Her evden şu daveti alıyordu. Buraya buyur ey Allah'ın Resulü. Çünkü seni ve diğerlerini koruma gücüne sahibiz. Birçok kez adamlar kesvanın ipini kendi evlerine doğru çektiler. Fakat Peygamber aleyhissalatü vesselam her seferinde onları selamlayarak bırakın istediği yere gitsin çünkü o Allah'ın emrindedir diyordu. Bir noktada sanki deve Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin en yakın akrabaları olan Hazreçli Neccar kabilesinin Adi kolunun yaşadığı evlere doğru yöneldi. Fakat deve peygamber aleyhissalatü vesselamın çocukken annesiyle birlikte kaldığı bu mahalleden tüm çağrılara da aynı cevabı verdi. Artık Neccar'ın Beni Malik kolunun evlerine ulaşmışlardı. Birinci Akabe'den önce kendisine biat eden altı kişiden ikisi Esad ve Alf bu kabileye mensuptu. Burada kesva yoldan döndü ve içinde hurma ağaçları ve bir yapının kalıntıları bulunan bir bahçeye yöneldi. Bahçenin bir ucu bir zamanlar mezarlık olarak kullanılmıştı. Hurmaları kurutmak için ayrılmış bir yer de vardı. Esad'ın mescid olarak çitle çevirdiği yere doğru ilerledi ve onun önünde çöktü. Peygamber aleyhissalatü vesselam onun yollarını bıraktı fakat inmedi. Deve bir dakika sonra kalktı ve tembelce yürümeye başladı.'' Fakat fazla uzaklaşmadı, geri döndü ve daha önce çöktüğü yere gitti, tekrar çöktü ve bu kez ayaklarını öne doğru yaydı. Peygamber aleyhissalatü vesselam indi ve inşallah bu evimdir dedi. Daha sonra bu bahçenin sahibinin kim olduğunu sordu. Avf'ın kardeşi Muaz radıyallahu an oranın Sehil ve Süheyl adında iki yetime ait olduğunu söyledi. Çocuklar Esad'ın velayeti altındaydılar.'' Peygamber aleyhissalatü vesselam onları getirmelerini istedi. Fakat çocuklar zaten oradaydılar ve hemen yanına gittiler. Hazreti Peygamber onlara bahçeyi kendisine satıp satmayacaklarını ve satarlarsa ne kadar fiyat koyacaklarını sordu. Onlar hayır ey Allah'ın Resulü onu sana veriyoruz dediler. Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem bunu kabul etmedi ve Esad'ın yardımıyla bir fiyat belirledi. Bu sırada yakında oturan Ebu Eyyub Halid radıyallahu an devenin yükünü çözmüş ve evine götürmüştü. Kabileden diğerleri de gelip Peygamber sallallahu aleyhi ve selleme kendilerine misafir olması için yalvardılar. Fakat Peygamber aleyhissalatu vesselam onlara bir adam yüküyle beraber olmalı cevabını verdi. Ebu Eyyub radıyallahu an kendi kabilesinden ikinci akabede ilk biat eden adamdı. Ebu Eyyub radıyallahu an karısı ile birlikte evinin üst katına taşındı ve alt katı Peygamber sallallahu aleyhi ve selleme bıraktı. Hazreti Esad da Kesva'yı çok yakın olan kendi bahçesine götürdü.